İsmail Hoca ile konuştuk. Karaciğer zarı yırtılmış hocam. Uzun bir sakatlık geçiriyor Arda. Öyle mi? Tabii. Ondan sonra dönüyor. Altyapıya. İsmail Hoca şey istiyor. A takımına bana gelsin diyor. Altyapı hocası da muhtemelen Tayfun hocadır. Biz de bir maç oynasın. Bir bakalım size öyle gönderelim diyorlar. Oynuyor maçını gayet iyi. Bir problem yok. A takım idmanına geliyor. Geliyor bir çıkıyor. Şovunu yapıyor işte orada. O yeteneklerini gösteriyor. Diyorlar ki sen otur burada. Oda var mı var. Al odan burası diyorlar. Hemen Samandıra tesislerinde odasını veriyorlar. Bundan sonra gitmeyeceğim. Bundan sonra buradasın diyorlar. Yani oyuncuya da o karakteri, o güveni veriyorlar. Yani sen artık A takım oyuncusun. Mesela geçenlerde eski yönetici var, Alper Pirşen. Bir canlı sohbette şöyle bir cümle kullanmış. Çok tepki aldı ama doğru söylüyor bence. Diyor ki Arda bizim geleceğimiz değil. En fazla 4 yıl tutabiliriz Arda'yı diyor. Ama diyor bizim takımın geleceği, esas yatırım yapmamız gereken Muhammed diyor. Çünkü diyor Arda'yı tutmam mümkün değil. Gelecekler alacaklar bizden. Yani oyuncuyu tutamazsın. Vay efendim nasıl öyle dermiş, Arda'yı böyle dermiş, şunu yaparmış. Ama işte aslında, gidene kadar olan bölümde sağlayacağı katkı önemli. Tabii. Ama çok doğru bir tespit. Katkı yapıyor. Bir de oynaması da gerek. Çok doğru bir tespit yapıyor. Sağda olması gerek. Yani önümüzdeki sene bu oyuncu büyük ihtimalle ilk 11'in oyuncusu olacak. O aşamayı gösterecektir. Aynı Elif Elmas gibi Fenerbahçe'ye gelen. İlk 11'in oyuncusu olduktan sonra milli takımının da oyuncusu olacak. Belki eğer Avrupa kupalarına katılırsak orada da kendini test edecek. Fenerbahçe Elif Elmas'ı 18 milyon euroya sattı. Şimdi bu tip oyuncular sahneye yani çıkınca... Siz Arda için hayal edin. Bu tip oyuncular sahneye çıkınca oyuncular ateşlerler. Göstermesi lazım. Ben de oynarım. O demek ben de oynarım. U19'dakiler değil mi? Tabii. Demek ben de oynarım. Ona göre. Önemli bir şey. Ya bunu diyorum bak. Bizimkiler gidiyorlar. Turşular alıp geliyorlar. Yurt dışından sonra kulüpler büyük borç. Avrupalılar bizim altyapıları kuşu yapıyor. Takip ediyorlar. Ben menajer arkadaşlarla konuşuyorum. Çok menajer var Türkiye'yi takip eden altyapıları. Çok. Hocam bak iki tane oyuncu. Ömer Faruk Beyaz, Ali Akman. Alt ligden direkt Avrupa'ya gitti. Biri Stuttgart'a gitti. Biri Freiburg'a mı gitti? Ali Akman'dan. Ali Akman. Yani ve Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe'de oynuyordu. Sözleşme yani büyük takımda oynuyor. Ona rağmen sözleşmeyi reddedip gidiyor. Ali Akman Bursa Spor'daydı. Frankfurt'a gitti. Süper Lig'e uğramadan Almanya'ya gitti. Senin dediğin gibi. Öyle bir çökmüştü. Mesela Emirhan. Beşiktaş'taki. Dortmund. Hani Beşiktaş Dortmund oynayınca genç takımlarda oynuyor ya. Bir görüyorlar Dortmund'lar Emirhan'ı. Anında çökmüşler her maçını seyretmeye geldi. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Galatasaray'da da şey var. Berkan'dı galiba. Var orada da. Orada da onu da çok takip etmişler. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Bu çocuk çok iyi bir kumaş. Değil mi? Bu çocuk 6 sene Fenerbahçe'de oynadı. Diyelim ki. 6 sene oynadı. Üzerine ne kadar koyar? Veya Galatasaray'da veya Beşiktaş Trabzon'da. İyi bir teknik adamı. Teknik adama bağlı evet. Hocam bir de Almanya'ya falan gitsen olur. Farklı işte. Gideceği takım da önemli. Farklı abi. Tabii. Yani ben size söyleyeyim gideceği mi? Reha hocam daha iyi bilir. Mesela Dortmund'a gitse yetiştiren bir kulübe daha başka bir oyuncu olur. Ajax'a gitse, Leipzig'e gitse. Tabii. Ajax, Leipzig. Kulüp politikasının doğru bir gelecek planlaması lazım yani. O da bayağı önemli bir iş. Yani direkt yarışı takımın bir şeyindense aşama aşama gelişeceği takımlara gitmesi değerli. Ya, değerli ama önce bu takımda kendi takımında bir şey yapacak yani. Bir de Kayseri bir örnek daha var. Kayseri'de Emre Demir. Tabii. Onu da Barcelona. Barcelona. Bir de az önce Gürcan söyledi ya mesela temaslı oyundan korumak için. Zaten Arda çok zeki, yetenekli ve farkındalık düzeyi çok yüksek bir oyuncu Gürcan. O az temaslı oyuna girer. Çok temaslı oyuna girmez. Gelmeden önce düşürür oynar. Çok yetenekli. Bir de az önce konuştunuz. Sen de Erman Hoca da Ender de şöyle bir yani şuradan da bakmak gerekir genç oyuncular oynaması ilgili. Şimdi
500 milyondan 150 milyon dolara yaklaşık gelirse bir yayın ihalesi, gelecek sene 19 takımın ligde yaklaşık Anadolu takım ne kadar para alacak biliyor musun? 5-6 milyon dolar değil mi Ender? Sen hep o işlerin içindeydin haftalardır. 5-6 milyon dolar bu ister istemez artık, yani herkes o kendi akademilerine dönecek. Herkes oraya gidiyor artık. Seneye 5-6 milyon. Yabancı. Eskiden şey, alan neydi? 5 işte şey varken 20-30 işte 500 milyon dolar varken düşünebiliyor musun? Yani 5-6 milyon yerine 30-40'lardan falan 50'ler neyse vesaire. Abi 10 çok milyon dolarla başlıyorlardı. Hayır yani düşün 5-6 milyon dolar Anadolu takımı alacak. Büyük takımlarda da ciddi anlamda o düşecek. Sponsor gelirleri zaten son zamanlarda düştü. İster istemez artık Anadolu takımları yeri geldiğinde işte Arda da oynuyor ya Muhammed Doğru. Diğer takımlarda da aynı şekilde buralara dönecek işler. İşte Beşiktaş bunu yapıyor, Trabzon yapıyor, Galatasaray da aynı şekilde. İster istemez herkes kendi akademisine dönecek. Yoksa bu bütçelerde bunun altından kalkmaz. En son şunu söyleyeyim, ciddi gününde para ödeyen kulüpler vardı Anadolu'da. Takip ettiğim antrenörlerle, yöneticilerle, futbolcularla konuştum. 2-3 ay geriden geliyorlarmış, ödeyemiyorlarmış parayı. Bunlar gününde çok para ödeyen kulüplerdi düne kadar Gürcan. O hocam, hocam. İşte Sivasspor. Sivasspor en dikkatli kulüplerden bir tanesi Türkiye'de. Çok dikkatli baş ediyorlar. Hakikaten öyle. Onlar bile geriden gelmeye başladılar. Sivas, hocam, Hatay. Sivas abi. Sivas, Hatay bunlar. Bak başka Sivas onlar haricinde 10 numara bir kulüptür. Onların, benim duyduğum. Doğru. Aynen. Mecnun Başkan Yönetim Kurulu hep öyle senelerdir hiç kimsenin de parası kalmaz. Gününde öder. Sivas haricinde hocam yani ciddi kulüpler Anadolu'daki onlar bile 3 ay geriden geliyormuş ödeyemiyormuş şu anda. Öyle sıkıntılar var. Bu ister istemez deniz artık. Deniz bitti hocam. Tabii bitti bravo. Artık bundan sonra devamlı akademilere dönecek bu işler. Yani orası desteklenecek. Yani... Akademiden ziyade ben şeyi savunuyorum Reha hocam. Doğru yabancıyı bulmak mı? Doğru yabancıdan da ziyade artık o teknik adamların ya da yöneticilerin oyun stratejilerini daha düzgün gözden... Yani 1-9-1'i istemiyor artık kimse. Mesela bugün... 1-9-1'de talep etmiyor. Bugün yani maçlarda da görmüyor musun? Tabii. VAR hakem maç yönetiyor. Konuşacağız. Bir de ayrıyeten bir tane VAR kararına ben 15 futbolcu Avrupa'da iş görmedim. Ya. 15 futbolcu gidiyor hakemin yanına. Gündüz maçını diyorsun. Ya ben böyle bir şey görmüyorum. Adamı yani adam... Hı. Ya göster hakem. Sarı kart 2-3 tane değil mi hocam? Halil Umut Meler'in VAR olduğu. Ya sen seyrettin Adana mi? Adana Demirspor Sivas maçı. Adana Demirspor her 10 tane 12 tane futbolcu. Adana Demirspor teknik direktörün açıklamasını Ender bana söyledi. Rezil oluyoruz Avrupa'ya. Bak rezil oluyoruz Avrupa'ya. Adana Demirspor teknik adamı ne demiş? Montella. Var mı o grafikte hazır? Yani, Koray. Adam suratımızda yani, şamar gibi vurmuş. İtalyan olduğum senin dediğini. Için... Kendi dediğini üstün... adam suratımızda şamar gibi. Vallahi şöyle diyor. Söyleyeyim. İtalyan olduğum için kendimi üstün görmüyorum. Bak. Ancak futbolda farklılıklar var. Türk futbolunda süre bakımından devamlılık sıkıntısı var. En büyük sıkıntı da bu. Sürekli kavga halindeyiz. Sağ içinde doğru. Sürekli kaos. Yedek kulübesinden fırlayanlar, bölünen maçlar.